Adem Bey. Merhabalar. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Adem Könesu. Emlak Habercisi firması olarak sizlere burada Mudanya'da hizmet vermekteyiz. 10 senelik bir firmayız. Ben de bu firmada 5 senelik bir personelim. Peki burada sizleri tercih eden müşterilerinize emlak habercisi olarak sunmuş olduğunuz hizmetleriniz hakkında bizlere bilgi aktarır mısınız? Elbette. Mudanya'da iki ofisimiz var dediğimiz gibi. Güzelyolu ofisimizde 5 personelimiz. Burada da 4 personelimiz olmak üzere 9 kişilik bir personel hizmetinizi sunuyoruz. Mudanya'da şöyle bir durum var. Mudanya'nın arsa arazi alım satımı çok hızlı bir bölge. Evet. Nedeni de İstanbul'a çok yakın olmamız, İdo, Budo seferlerinin yapılıyor olması, Bursa'ya yakın bir mesafede olmamız ve İstanbulluların tercihi burayı değerli kılıyor. Peki sadece arsa alım satımı mı yapıyorsunuz? Gayrimenkulle de uğraşmakta mısınız? Şimdi ofiste bazı elemanlarımız arsayla uğraşıyor. Özellikle Hüseyin Titiz patronumuz. Bizler de daha çok daire alım satımı, villalar. Burada çünkü villa imarı daha çok bir yoğunluktadır. Yani aslında her şeyle uğraşıyoruz. İşin aslı bu. Tüm gayrimenkul sektöründe bulunan hizmetlerle uğraşmaktasınız. Aynen. Peki Adem Bey, sadece Mudanya halkına mı hizmet veriyorsunuz? Yoksa Türkiye'nin herhangi bir il veya ilçesinde bulunan müşterileriniz de oluyor mu? Tabii ki. Şimdi bizim sadece Türkiye geneli değil, yani yurt dışında da bir hizmet portföyümüz var. Bunu nasıl yapıyoruz? Yurt dışı sitelerimiz var. Yurt dışı sitelerimize de ilanlarımızı koyuyoruz. Oradan da geri dönüşler alıyoruz. Sadece Mudanya'ya bağlı olarak çalışmamaktasınız o halde. Peki şu anda biliyorsunuz ki son dönemlerde maalesef ki her sektörde yaşanan da belli başlı sorunlar bulunmakta. Sizler içinde bulunduğunuz sektörde ne gibi sorunlarla karşılaşmaktasınız? Bizim en büyük sıkıntımız burada yani bilinçsiz insanların bu işte olması. Herkesin bu işi yapıyor olması. Mesela köylere gidersiniz. Köylerde nedir sıkıntılar var? Köye girdiğinizde herkes aslında bu işi yapıyor. Evet. Ama bilinçli, ama bilinçsiz. Yani tapuya evrak vermeye bile bilmeyen insanlar bu işi yapıyor. Sonrasında da emlakçıların ismi tabii kötüleniyor. Aslında yani bir şey alırken aslında emlakçıdan alınır. Çünkü malı en uygun fiyata satmak ister emlakçı. Aynen. Peki Adem Bey, Bursa Mudanya yatırım için uygun bir yer midir? Bursa'nın en uygun, yani yatırım için en uygun bölgesi Mudanya'dır. Bunun nedeni nedir? Sebebi, birincisi İstanbul. İstanbul'a buradan çok kısa bir sürede gidebiliyorsunuz. Bursa da çok yakın. Havası temiz, yolları güzel, insanı güzel, havası dediğim gibi çok temiz bir havasına sahip. Yani burası deniz manzaralı olduğundan da dolayı yani Mudanya Bursa'nın parlayan yıldızıdır. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı bizler de sizlere çok teşekkür ederiz. Nice bol kazançlı günler dileriz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz.